İkisi çocuk, altı can. Hayatlarının baharında yarım kalan hayaller. Taksim'de bombalı terör saldırısında yaşamını yitirenler, Adana ve İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı. Adana'da gözyaşları baba Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin için aktı. Baba Yusuf Meydan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda görevliydi. Kardeşinin nişanı için İstanbul'a gitmişlerdi. Terör saldırısında hayatını kaybeden baba ve kızı için Kabasakal Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mevlüdiye Meydan, kızı ve eşinin fotoğraflarını öperek gözyaşı döktü. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı. Allahu Ekber! Terörün bu yaptığını da yanına bu millet koymaz, koymadı bugüne kadar. Bundan sonra da koymayacaktır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye'yi terörle terbiye etmeye çalışanlar bugüne kadar sonuç alamadılar. Bundan sonra da alamayacaklar. İstanbul'da ise iki ayrı cenaze töreni yapıldı. Öğretmen Arzu Özsoy ile lise öğrencisi kızı Yağmur Uçar için Şirin Evler'deki Ulu Camii'de cenaze namazı kılındı. Oyuncu olan baba Nurettin Uçar, kızı ve eski eşinin tabutuna sarılarak ağladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop da törene katılarak ailenin acısını paylaştı. Kim hangi mesajı vermeye çalışırsa çalışsın, Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle birlikte dimdik ayakta gereken cevapları da verecektir. Ama şu anda acımızı yaşamak için buradayız. Bu vesileyle de Cumhurbaşkanımızın da tüm ailelere, milletimize bir kez daha başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi diliyorum. Adem ve eşi Mukaddes Topkara içinse İstanbul'daki Ayaz Ağa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Adem Topkara 40, eşi 27 yaşındaydı. 2,5 yaşındaki kızları Eli Zila ile 7 aylık oğulları Yağız hem yetim hem öksüz kaldı. Cenaze namazının ardından Topkara çiftinin naaşları yeni Ayaz Ağa mezarlığında yan yana toprağa verildi. Törene yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı.